Bugün de her zaman olduğu gibi hem Türkiye hem de dünya gündeminden önemli haber ve veri başlıklarını sizlerle paylaşacağım ve bunların piyasalara yansımalarını konuşacağız. Özellikle dolar cephesinde, euro ve sterlin cephesinde borsada neler oluyor bunları konuşacağız. Borsada neler oluyor deyince yabancıların çok ciddi anlamda Türkiye'den çıktığını görüyoruz. Borsadan çıktığını görüyoruz arkadaşlar. Bunu bir tarafa koyalım. Öbür taraftan biliyorsunuz vatandaş dövizini bozuyor diye boy boy haberler yapılıyordu. Ve ben aksine vatandaş döviz almaya devam ediyor diyordum sizlere. Nitekim son gelen rakamda bu dediğimizin ne kadar net bir şekilde doğru olduğunu ortaya koydu arkadaşlar. Evet, geçtiğimiz 2 hafta boyunca 3.2 milyar dolarlık bir satış gerçekleşti. Bunun bir kısmı tüzel kişilerden, bir kısmı da gerçek kişilerden kaynaklanıyordu. Ama geçtiğimiz hafta 2.7 milyar doları tekrar geri alınmış durumda. Ve çok önemli bir kısmı da tüzel kişiler tarafından, yani şirketler tarafından geri alınmış. Bu önemli bir gösterge arkadaşlar. Bu konuyla ilgili özellikle sizleri uyarmak istiyorum. Özellikle döviz cephesinde tam anlamıyla fırtına öncesi sessizlik sürecini yaşıyoruz. Yaşanabilecek geri çekilme sonuna kadar yaşandı. Merkez Bankası daha fazla faiz arttıramıyor. Faiz indirmese de bu seviyede tuttuğu sürece dolar üzerindeki yukarı eğilim her geçen gün biraz daha artıyor. Öbür taraftan Türkiye'nin başka sıkıntıları da var arkadaşlar. Hem küresel ölçekte hem kendi iç meselelerine bağlı olarak, yani makroekonomik ve siyasi gelişmelere bağlı olarak yaşadığı riskleri var. Bunlar da yine döviz üzerinde önemli etkiler yaratacak gibi görünüyor önümüzdeki günlerde. Dikkatli olmanızda fayda var diyorum. 2021 2020'nin kopyası gibi arkadaşlar. Nasıl 2020'nin başında faiz arttırımlarıyla, yüksek faiz arttırımlarıyla döviz geriye çekilip daha sonrasında faizlerin indirilmesiyle ve diğer sorunlarla birlikte hızlı bir şekilde 8.5'un üzerine gittiyse bu senede aynı tabloyu göreceğiz. Ekstra olarak dünyada yaşanan gelişmelere bağlı olarak, ülkeler arası gerilimlere bağlı olarak ve koronaya bağlı olarak Türkiye'deki dövizin çok daha sert yükseldiğini göreceğiz 2020'den. Dolayısıyla arkadaşlar piyasa değeri olan 12 liranın üzerine çıkacak dolar. Bunu bir tarafa koyalım. Sterlin, euro gibi para birimlerinde buna bağlı olarak yükseliş eğilimlerini devam ettirecek. Borsada ise çok kritik hareketler gözlenebilir. Hem uluslararası piyasalarda hem Türkiye'de. Türkiye'nin kırılganlıkları fazla olduğu için uluslararası borsalara göre çok daha ciddi satışlar gelebilir. Bu konuda da sizleri özellikle uyarmak istiyorum. Bakın, bugün önemli bir borçluluk haberi geldi. Uluslararası Finans Enstitüsü raporuna göre dünya hızla borçlanıyor. Özellikle de devletler borçlanıyor arkadaşlar. Dünyanın gayri safi yurt içi hasılasının neredeyse 3,5 katına çıkmış durumda borçluluk oranları. Bu çok ciddi bir ekonomik bunalımı işaret ediyor dünya çapında. Türkiye'nin bundan kurtulması pek de mümkün gibi görünmüyor. Aksine bizim gibi ülkelerin çok daha fazla borçlandığı ön plana çıkıyor. Bakın, iki ülke ön planda. Bunlardan birisi Türkiye, birisi Çin. En çok borçlanan ülkelerden ikisini saydım sizlere. Ne yazık ki borçlanma konusunda da Türkiye ilk sıralarda yerini almış durumda. Bu da yine Türkiye'nin kırılganlıklarını arttırıyor. Dolayısıyla bu haberlerin piyasalar üzerinde çok ciddi etkileri olacak ve önümüzdeki dönemde dövizde, altında kritik hareketler olacak. Fırtına öncesi sessizlikteyiz. Özellikle sizleri uyarmak istiyorum. Bugün de her zaman olduğu gibi rakamları da sizler için değerlendireceğim. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Önce 12 Şubat haftası itibarıyla vatandaşların ne yaptığına bakalım döviz konusunda. Daha sonrasında rakamları sizler için değerlendireceğim. Doları uzun uzun konuşacağız arkadaşlar. 12 Şubat haftasında yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 2.7 milyar dolar artış gösteriyor. 2 haftadır satış varken ve bu satışların toplamı 3.2 milyar dolarken bir haftada geri alınmış arkadaşlar satılan para. Ve kimler tarafından geri alınmış biliyor musunuz? Daha çok tüzel kişiler tarafından, yani şirketler tarafından geri alınmış. 2.7 milyar doların 1.4 milyar doları şirketlere, 1.3 milyar doları vatandaşa ait. Dolayısıyla arkadaşlar işler her geçen gün biraz daha karışıyor. Eğer ki şirketler dövizde pozisyon almaya başladılarsa açıklarını kapatıyorlar demektir. Kısa vadeli borçlarını ödeyebilmek için döviz alıyorlar demektir. Ve bu işin daha başı. İlerleyen günlerde çok daha yoğun bir şekilde alım yapmaya başlayacaklar. Yabancıların kaçışı da hızlanacak. Uluslararası gerilimlerin de artmasıyla birlikte dövizde agresif hareketler görmeye başlayacağız. Bunu bir tarafa koyun. Öbür taraftan Merkez Bankası istese de istemese de arkadaşlar, kimi kuruluşlara göre bu 3. 4. çeyrekte olacak ama bana göre 1. çeyreğin sonu ya da 2. çeyreğin başı itibariyle faiz indirimlerine gitmek zorunda kalacak. Özellikle reel sektör, aslında reel sektör tırnak içerisinde biliyorsunuz özellikle hükümet için nedir? Tabii ki konut sektörüdür. Konut sektörünü tekrar canlandırabilmek adına mutlaka ve mutlaka faiz indirimleri sürecini başlatacak. Bu faiz indirimleriyle birlikte de dolar olması gereken yere, yani piyasa değerine, yani ithalatçının, ihracatçının, üreticinin, çiftçinin şu anda maliyetlerini yansıttığı 12 liraya doğru koşar adım ilerleyecek. Evet, doların 2021'de gideceği ilk hedef 12 lira olacak arkadaşlar. 12 lirayı aşacak. 14, 15, 16 lirayı da biz 2021 içerisinde görebiliriz. Kimse şaşırmasın. Şimdi doların bu seviyelerini görenler, dolar düşükken görenler şunu söyleyebilir. Ya kardeşim, 6.90'a gelmiş bir dolar kuru var. Nasıl olacak da 12 liraya gidecek? Öyle demeyin arkadaşlar. 2020'nin başında 5.80'e gelmiş bir dolar kuru vardı. O gün de ben bunları söylüyordum ve o gün de yükseleceği konusunda sizleri uyarıyordum. Ve o gün de çok ciddi eleştirilerle karşı karşıya kalıyorduk. Ama 8.50'nin üzerine giden bir dolar kuru gördük. Bir yığın faiz artırımı olmasaydı, Hazine Maliye Bakanı istifaya zorlanmamış olsaydı ve Murat Uysal görevden alınıp yerine Naci Ağbal getirilmemiş olsaydı ve arka arkaya yüksek oranlı faiz artırımları olmamış olsaydı zaten 11-12 lira civarında bir dolar kurunu görüyorduk arkadaşlar. Bu seviyelerde, bugünlerde kalmasının temel nedeni yabancıların işine gelmesi arkadaşlar. Çünkü paralarını getirdiler, ballı kaymaklı faize yatırdılar. %17 az buz bir rakam değil. Daha sonrasında bu parayı alacaklar, tekrar dövize yüklenecekler. Doları patlatıp kendileri gidecekler. Hem faizden kar elde etmiş olacaklar hem de düşük fiyattan kur toplamış olacaklar ve toplamaya da başladılar. Bu rakam bunun en net göstergesi. Yani son bir hafta içerisinde alınan 1.4 milyar dolarlık rakam, tüzel kişi rakamı bunun çok net göstergesi. Demek ki yabancılar ufak ufak döviz toplamaya başladı. Şirketlerde açıklarını kapatmaya başladılar. Onun için arkadaşlar dövizde son günlere yaklaşmış durumdayız. Son noktalara gelmiş durumdayız. Daha da fazla düşmesini bekleyenler büyük bir yanılgı içerisine girecekler. Keza altın fiyatlarında da sıçrama hareketleri göreceğiz yukarıya doğru. Evet, 1800 altına doğru son bir kez daha sarkıttılar ama bunu baz almayın arkadaşlar. Emin olun hiçbir önemi yok. 1700'lü seviyeler son dip noktalar, çift dipler ve bu dipler sonrasında yukarıya doğru hareketlerin çok daha sert olduğunu göreceğiz. 2300-2500 dolar seviyelerini çok net bir şekilde göreceğiz 2021 yılı içerisinde ve o gün geldiğinde ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Peki gram altın ne olacak sorusunun cevabı kesinlikle diyorum size çok rahat bir şekilde yukarıya doğru hızlı eğilimle ilerleyecek. Önce geldiğimiz ilk nokta olan 540'a gidecek. Sonrasında binli seviyeler zorlanırsa kimse ama kimse şaşırmasın arkadaşlar. Bakın, borçluluk bile, küresel borçluluk bile Türkiye'nin ve dünyanın ne kadar riskli bir ortamda olduğunu çok net bir şekilde bizlere gösteriyor zaten. Uluslararası Finans Enstitüsü raporuna göre küresel borçlar rekor bir artış kaydetti. Borçlar küresel gayri safi yurt içi hasılanın %355'ine denk geliyor artık. Yani ülkelerin kazanımları, gayri safi yurt içi hasılaları 1 ise borçları 3,5 arkadaşlar. Evet, neredeyse 3,5 katlık bir borçluktan bahsediyoruz. Bu büyük bir riski işaret ediyor. Büyük bir küresel krizi işaret ediyor. Öbür taraftan en çok hangi ülkeler borçlandı diye baktığınızda ilk 2 sırayı Çin ve Türkiye alıyor. Tabii Çin Türkiye'den ayrışıyor. Çünkü Çin üreten bir ülke, bu borçlarını çevirebilecek bir ülke ve ekonomisini de hızla toparlayan bir ülke. Türkiye'ye geldiğimizde hem borçları var, hem yüksek faiz ortamı var, hem döviz riski var, hem Merkez Bankası rezervleri boşalmış durumda, hem de denk bütçesi yok. Yani bütçesi her geçen gün biraz daha açık vermeye devam ediyor. Öbür taraftan Türkiye'nin yurt dışındaki CDS puanı yüksek, risk primi yani yüksek ve borçlanmakta zorlandığı için her geçen gün daha yüksek faizler ödemek zorunda kalıyor. Bakın, Ocak ayı bütçe açığı aslında her şeyi çok net bir şekilde gösteriyor. Buradan yola çıkarak 2021'in nasıl olacağını çok net görürsünüz arkadaşlar. 24,2 milyar liralık bir bütçe açığı var. Bunun 21 milyar liralık kısmı sadece faiz. Ana para ödemesi falan değil. Mal hizmet alımı değil. Yurt dışından getirilen herhangi bir ürün değil. Aşı parası değil. Vatandaşlara verilen yardımlar değil. Çiftçiyi ayağa kaldırmak için kullanılan bir para değil. Esnafı, sanayiciyi, KOBİ'yi tekrar canlandırmak için verilen paralar değil. Türkiye 21 milyar liralık bir faiz ödemesi yapıyor. Bunun temelinde ne yazık ki yanlış ekonomi politikası var. Yanlış kur politikası, yanlış faiz politikası var. Ve buna rağmen dolar bugünlerde 6.94-95 seviyesindeyken yarın öbür gün öyle bir hareketlilikle kendisi 12 liranın üzerine atıp 14-15 liraları zorlamaya başlayacak ki gözlerimize inanamayacağız. Aynı 2020 yılında olduğu gibi. Devam edelim. Raporda bakın neler söyleniyor. Gelişen ülkeler arasında borcun gayri safi yurt içi hasılaya oranına göre artış hızı açısından bakıldığı zaman en hızlı borçlanma Türkiye ve Çin'e ait. En yüksek oranlarda Türkiye ve Çin'e ait. Gayri safi yurt içi hasılanın neredeyse %300'üne denk gelen bir borçluluk var. Ve bu borçların neredeyse yarısı devlet, kamu tarafından yapılmış arkadaşlar. Yani devlet borçlanıyor. Bütçe daha da büyük açıklar verecek. Bu faiz giderleri sadece Ocak ayına özel olmayacak. 21 milyar Ocak'ta ödediysek Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında da 20 milyar liranın üzerinde faiz ödemeleri yapmaya devam edeceğiz. Hatta belki de bu faiz ödemeleri artarak devam edecek. Dolayısıyla arkadaşlar sadece faizden yola çıkarak baktığımızda bütçenin 250 milyar liralık bir açık vereceğini görüyoruz. Bir. Bunun üzerine bir de ana para ödemeleriyle Türkiye'nin kendi iç harcamalarını eklerseniz 300-350 milyar lira civarında bir bütçe açığından bahsediyoruz. Bu kadar büyük bir bütçe açığınız varsa bunu çevirmek için öyle ya da böyle vergileri arttırmak zorunda kalacaksınız, zamları arttırmak zorunda kalacaksınız, cezaları arttırmak zorunda kalacaksınız. Bütün bunları yaptığınız zaman da şirketlerinizi batma noktasını getireceksiniz. Öbür taraftan vatandaşınızı da sık boğaz edeceksiniz. Nitekim aynı raporda zaten bu işaret ediliyor ve deniyor ki gelişen piyasalarda Çin ve Türkiye öne çıkıyor borçlanmada. Türkiye ve Çin'de iflas eden ya da konkordato ilan eden şirketler her geçen gün biraz daha artıyor. Destekler çekildiği gün itibarıyla bu bataklar daha da artacak. Şimdi bu ne demek? Bir taraftan reel sektörünüz batıyor. Bir taraftan kamunuz büyük bir zarar içerisinde ve buna bağlı olarak da personeliniz işten çıkartılıyor. Yani işsizlik her geçen gün biraz daha artacak gibi görünüyor arkadaşlar. Türkiye'de işsizliğin artması aynı zamanda büyük sosyal sorunlar anlamına geliyor. Aynı zamanda vatandaşın da işsizlik korkusu nedeniyle tasarruflara daha da yönelmesi anlamına geliyor. Yani ilerleyen günlerde dövize olan, altına olan talep biraz daha artacak. Bu da Türkiye'de hem dövizin hem de altının yükseliş eğilimini hızlandıracak. Bunu da bir tarafa koymuş olalım. Yani arkadaşlar merkezin faizi önümüzdeki dönemde çok da fazla etkili olmayacak. Şimdi bunun yanına bir de dünyadaki faiz artırımlarını konuşalım. Şimdi Rusya bir açıklama yaptı. Diyor ki Rusya Merkez Bankası faizi kademeli olarak yükseltmeye başlayacağız. İşte zurnanın zırt dediği noktaya gelmiş durumdayız arkadaşlar. Ne demek bu? Rusya, Avrupa, Amerika, İngiltere fark etmez. Bunlar faiz artırımı yapmaya başladığında biz faiz artırımı yapamaz isek ki yapma ihtimalimiz her geçen gün biraz daha düşüyor. Böyle bir durumda Türkiye'den çıkış daha da hızlanacak arkadaşlar. Ve Türkiye'den çıkış hızlandıkça dövizin artışı da hızlanacak. Evet, yükselişi de hızlanacak. O nedenle diyorum ya size, ekranda gördüğünüz dövizle piyasadaki döviz çok farklı. Ve ekranda gördüğümüz dövize ne yazık ki piyasadaki döviz eşitlenecek. Yani bugün 6.95 civarında olan ekran dövizi öyle ya da böyle piyasa dövizi olan 12, 13, 14, 15, 16 liralara gidecek. Ya böyle bir dolar kurumu var diyenlere cevap vereyim. Lütfen Avrasya Tüneli'nin fiyatına bakın. Bugün dolar eşit 11,5 liradan işlem görüyor. Lütfen kamunun yaptığı zamlara bakın. Bugün 12, 13, 14, 15 liralardan doların zamlandığını görüyoruz. O dolar fiyatına göre zamların yapıldığını görüyoruz. Ya da özel sektörün, özellikle ithalatçıların yaptığı zamlara bakın. Orada da yine dolar eşittir en az 14-15 liranın kullandığını görüyoruz. Nitekim arkadaşlar öyle ya da böyle gerçeklerle hayaller bir noktada birleşmek zorunda kalacaklar ve her zaman hayaller gerçeklerin yanına otururlar arkadaşlar. Yani bugün gördüğünüz hayal kuru, yani 6.95'lik dolar kuru öyle ya da böyle gerçeğe ulaşacak arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Peki bizler ne yapmalıyız bu koşullar içerisinde? Sakin olmalıyız, panik yapmamalıyız ve mümkün olduğunca uzun vadeli olaylara bakıp kendimizi güvence altına almak zorundayız. Dolar alın, altın alın, euro alın, sterlin alın demiyorum. Ama Türkiye'nin ekonomik olarak ve uluslararası alanda ve hukuki alanda çok ciddi kırılganlıkların olduğunu da unutmayın arkadaşlar. Dolayısıyla bu kırılganlıklar öyle ya da böyle masaya getirilecek ve getiriliyor. Bakın Amerika Avrupa'ya eşlik etmeye başladı Osman Kavala davasında. Ne diyor? Osman Kavala'yı bir an önce serbest bırakın. Serbest bırakılmazsa muhtemelen hem Amerika'dan hem de Avrupa'dan çok daha sert yaptırımlarla karşı karşıya kalacağız. Bir. Öbür taraftan Amerika ısrarlı bir şekilde S-400'ü geriye verin kardeşim diyor. Başka bir formül de kabul etmiyor. Yani Girit formülünü de kabul etmiyor. S-400'ü geri verin. Aynı zamanda da Rusya ile ilişkilerinizi soğutun. Tekrar yüzünüzü batıya dönün. NATO ile ilişkilerinizi düzeltin. Birleşmiş Milletler ile ilişkilerinizi düzeltin. Avrupa Birliği ile ilişkilerinizi düzeltin. Ve mutlaka çok önemli reformlar yapın diyor. Bakalım bizimkiler yapabilecek mi? Yapabilme ihtimallerinin olmadığını çok net biliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla katsayı yaptırımları öyle ya da böyle sertleştirilerek karşımıza çıkacak. Çarpan etkisi de Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye uygulayacağı yaptırımlar olacak. Evet, biz Doğu Akdeniz'den geri adım atacağız belki. Belki Suriye'den geri adım atacağız. Hatta belki Kıbrıs'tan geri adım atacağız ama yeterli olmayacak. Bu kez başka konuları karşımıza çıkartmaya başlayacaklar. Dolayısıyla bunlar da Türkiye'nin ekonomik kırılganlıklarını arttıracak. O nedenle çok tehlikeli bir süreçteyiz diyorum. Bunun yanına bir de korona meselesini koyun arkadaşlar. Korona konusu da çok ciddi bir sıkıntı. Hem dünya için hem Türkiye için. Ve ne yazık ki Türkiye bu konuyla ilgili dünyadan çok daha yavaş ilerliyor. Bu sıkıntıyı çok daha yavaş bir şekilde kat etmeye çalışıyor. Esnafına, çiftçisine el uzatmıyor, üreticisine el uzatmıyor. Dolayısıyla bizim kırılganlıklarımızın daha fazla olması ortada. Zaten raporda da onu görüyoruz. Türkiye'de ve Çin'de iflas eden ya da konkordato ilan eden şirketlerin sayısı her geçen gün artıyor ve destekler yeterli olmazsa artmaya da devam edecek deniliyor. Türkiye'de destek olduğu için mi şirketler batmıyor? Hayır arkadaşlar, Türkiye'de destek yok, yasak var. Yasaklar kaldırıldığı gün göreceksiniz hem işsizlik hem de reel sektördeki iflaslar arka arkaya gelecek. Bir ülkede 23 milyon kişi icralıksa, çekler senetler geriye dönüyorsa, piyasada yaprak kımıldamıyorsa, bütün dükkanlar kiralık ya da satılıksa, gayrimenkullere el konuluyorsa o ülkede öyle ya da böyle ciddi kırılmalar yaşanır. Bunu unutmayın arkadaşlar. Tüm bunları konuştuktan sonra gelin biraz da piyasalara bakalım. Rakamlar bize neleri söylüyor? Bir kere Borsada ciddi bir yabancı çıkışı var ve bu yabancı çıkışı gördüğüm kadarıyla devam edecek arkadaşlar. Bugün gördüğünüz 1556 puanlık seviye yarın öbür gün tepe nokta olarak kalabilir ve tepede kalanlar, yani askıda kalanlar, bu işten en çok zararı görenler olacak ve genel itibarıyla askıda kalanlar küçük yatırımcılar olur arkadaşlar. Onun için dikkatli olun. Tabii şunu söyleyebilirsiniz. Ya kardeşim biz de dolarda askıda kaldık, altında askıda kaldık, yüksekten aldık, şu anda satamıyoruz, elimizde patladı diyenler olabilir. Arkadaşlar elbette sabırlı olacaksınız. Bir. İkincisi, kesinlikle dövizle ya da altınla borsayı kıyaslamayın. Borsadaki çakılmalar çok daha sert olur ve borsa çakıldığında yükselmesi altına, dövize göre çok daha sıkıntılı olur arkadaşlar. Yani dövizde ya da altında aylarca bekliyorsanız borsada yıllarca beklemek zorunda kalabilirsiniz. Hatta borsadaki bazı firmalar batar ise öyle bir durumda nominal değerle ancak paranızı geriye alırsınız ki bu da çok büyük bir sıkıntıdır. Yani 10 liraya yatırım yaptığınız şirketin kağıdı bir anda 1 liraya düşer çünkü nominal değer odur arkadaşlar. Onun için borsada dikkatli olun diye sizlere uyarıyorum. Gelelim dolara. Dolar 6.95 seviyesinde öyle ya da böyle arkadaşlar. Bir miktar geri çekilse bile, 6.80'ler görülse bile 7'nin altındaki, hatta 7.50'nin altındaki dolar kuru hayal kurudur arkadaşlar. Ve bu hayal kuru çok geçici olarak bu seviyelerde kalır. Çok hızlı bir şekilde kendisini tekrar yukarıya atar. İlk gideceğimiz yer 7.80 arkadaşlar. Hem de çok uzun bir süreçte değil, 1-2 ay içerisinde maksimum 7.80 seviyesini göreceğiz. Sonrasında ise hem makroekonomik kırılganlıklar, hem uluslararası kırılganlıklar, hem de korona meselesiyle birlikte aynı zamanda tabii ki Türkiye'nin borçları nedeniyle dolara olan talebin daha da arttığını göreceğiz ve 8.50 seviyesine geri döneceğiz. 8.50 çok kritik olacak arkadaşlar. 8.50'yi gördükten sonra panik ortamı başlayacak ve doların çok hızlı bir şekilde 12 liranın üzerine gittiğini göreceğiz. Bu arada sterlinin, euronun da yine dolara paralel hareketler yaptığını hep birlikte izleyeceğiz. Buradaki tek kritik mesele euro dolar paritesi arkadaşlar. Euro dolar paritesi 1.20 seviyesinde ama aşağıya doğru kırma ihtimali çok yüksek. Bu seviyelerde durduğuna bakmayın. 1.20'yi aşağıya kırdığında 1.08'e kadar giden bir euro dolar paritesi göreceğiz. Öyle bir pozisyonda euro dolar kadar yükselmeyecektir. Ama elbette Türk lirasına karşı değer kazanacağı için, Türk lirası agresif bir şekilde bütün paralara karşı değer kaybedeceği için euroda da yükseliş olacaktır. Dolar kadar olmayacaktır. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Euro dolar paritesi 1.08'e doğru gider ise. Altının onsunu çok merak ettiğinizi biliyorum arkadaşlar. Altının onsu evet 1800 altına sarktı. Şu anda 1784-85 civarında gidip geliyor. Bu seviyelerde kalıcı seviyeler değil arkadaşlar. Amerika her geçen gün biraz daha ortamı kaşımaya devam ediyor. İran'la gerilimini arttırıyor. Çin'le gerilimini arttırıyor. Bugünlerde Rusya'ya yüklenmeye başladı. Sadece Kuzey Akım 2 projesinin iptalini istemesi bile çok önemli bir gösterge. Avrupa Birliği eğer ki Kuzey Akım 2'den vazgeçerse emin olun tekrar biz o soğuk savaş günlerine geri döneriz. Rusya, Çin, İran, hatta belki Türkiye ile Batı Paktı'nın karşı karşıya geldiğini görürüz ve yıllar süren bir gerilim ortamına gireriz. Umarım sıcak savaşa dönüşmez bu iş ama iş o noktalara da gidebilir. Nitekim geçtiğimizde bunun örneklerini çok fazla gördük. En son örneği 1918-20 İspanyol gribi, ardından 28'de yaşanan büyük ekonomik buhran dünya çapında ve hemen ardından yaşanan elbette ki 2. Dünya Savaşı. Türkiye o dönemde bu işi gerçekten çok rahat bir şekilde atlatmıştı. Çünkü o zamanlar Mustafa Kemal Atatürk işin başındaydı. 28'de çok önemli bir manevra yaptı ve planlı karma ekonomiye geçti. Rusya ile birlikte hareket etti ve aynı zamanda da planlı karma ekonomi sayesinde kendi sanayisini, üretimini geliştirdi. Hem borçlarını ödedi hem bütün dünya küçülürken Türkiye'yi büyütmeyi başardı. Ama o günkü politikanın tam tersi bir politika izleyen Türkiye, yani tarımı gözden çıkartmış, sanayiyi gözden çıkartmış, KOBİ'leri gözden çıkartmış, çiftçiyi, en önemlisi çiftçiyi gözden çıkartmış bir Türkiye'nin aynı başarının altına imza atması mümkün gibi görünmüyor arkadaşlar. O nedenle dünya bunalıma girerse, dünyada büyük bir ekonomik kriz çıkarsa emin olun Türkiye dünyaya göre çok daha ağır bedeller öder ve öyle ya da böyle yarın öbür gün doğru düzgün bir politika izlememeye devam ederse kıtlık politikası izlemek zorunda bile kalabilir. Bunu da özellikle altını çizelim. Dünya bir savaş sürecine giderse Türkiye bu işte yine en çok zarar gören ülkelerden birisi olacaktır. Onu da yine sizlerle paylaşayım. Neden bunları uzun uzun anlatıyorum arkadaşlar? Dünyada koronanın yanına ekonomik kriz ve ülkeler arası gerilimde eklendiği an itibariyle altın fiyatlarındaki sıçramaları görmeye başlayacağız. O günlerde 2300-2500 dolarları görmeye başlayacağız. Hatta 2300-2500 dolarlar taban seviyeler haline gelmeye başlayacak. Çok daha yüksek seviyelere doğru hareketler görmeye başlayacağız. Dolayısıyla altının onsunun yükselmesi, o şekilde agresif ataklar yapması, aynı zamanda Türkiye'nin kendi kırılganlıklarından dolayı doları kontrolünü kaybetmesi ve doların da 12 liraların üzerine çıkması altın fiyatlarının 1000 liranın üzerine gitmesini beraberinde getirecek. Elbette o sıçramalar öncesinde, yani dolardaki 12 lira hedefinden önceki 8.40 seviyelerinde ve altındaki 2300-2500 dolar hedefinden önceki 1900-2000 dolar aralığında biz önce 540 liralık bir gram altın fiyatını göreceğiz. Hayal artık o seviyeler, hayatta görmeyiz diyenler o gün geldiğinde ne demek istediğimi çok daha net bir şekilde anlayacaklar. 2020'de ne yaşadıysak 2021'de 2 katını yaşayacağız arkadaşlar. 2020'ye 5.80 ile başladı dolar kuru, 8.50'ye gitti. 2021'e 7 ile başladı, göreceksiniz. Minimum 12 lira seviyesine gidecek. Bunu hep birlikte yaşayarak göreceğiz. O zaman kimin haklı, kimin haksız olduğunu çok daha net bir şekilde göreceksiniz. Ve haklının hakkını da o zaman vereceksiniz arkadaşlar. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.